Merhabalar arkadaşlar, Beşiktaş transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları devam ederken tabii ki de gündemin en önemli konusu Mandzukic transferi. Beşiktaş ve Mandzukic tarafı şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaştı. Beşiktaş'ta Lens de takımdan ayrılmayı kabul etti. Ayrıca kaleci transferi hakkında da yeni bir isim gündeme geldi. Temmuz ayından beri boşta olan Mandzukic'e 6 ay artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme önerildi. Siyah beyazlar 34 yaşındaki futbolcuya 6 ay artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme ve bonuslarla birlikte 1,5 milyon euro önerdi. Şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Beşiktaş sezon başında mali şartlarda anlaşamadığı Mandzukic'i kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Yalçın'ın bizzat ismini vererek transfer etmek istedikleri belirttiği Hırvat forvetle anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı iddia ediliyor. Diğer yandan siyah beyazların gündemine forvette yeni bir isim daha geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Devre arasında takıma forvet transferi yapmak isteyen siyah beyazlarda Mandzukic transferi için yoğun mesai harcanıyor. Ancak Mandzukic transferi gerçekleşmezse alternatif isimler devreye girecek. Siyah beyazlarda bu noktada sürpriz bir isim gündeme geldi. Arjantin basında yer alan haberde CSKA Moskova'da forma giyen Adolf Gajic'in menajeri yıldız golcüyü Beşiktaş'a önerdi. Boca Juniors'un da devrede olduğu Arjantinli futbolcu Avrupa'da kalmak istiyor. Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Gajic geçtiğimiz sezon San Lorenzo'dan 8.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Arjantinli forvetin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Rusya Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali de var. 21 yaşındaki futbolcu CSKA Moskova forması giydiği 18 resmi maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyebilmişti. Diğer yandan Beşiktaş'ın daha önce de transfer etmek istediği 25 yaşındaki Altın Ordu forması giyen kaleci Erhan bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine geldi. Sezon başında kaleci istemeyen Sergen Yalçın, Ersin ve Utku'nun performanslarından son derece memnun olduğunu açıklamıştı. Ancak sezonun geride kalanında olası sakatlık, ceza ve koronavirüs sorunlarından dolayı siyah beyazlarda kaleci transferi de gündeme geldi. Yönetim bu doğrultuda Erhan Erentürk için TFF 1. Lig ekibi Altın Ordu'ya teklifte bulundu. Daha önce 25 yaşındaki kaleciye talip olan Antalya Spor'u geri çeviren İzmir Kulübü Beşiktaş'a ise sezon sonunda görüşelim yanıtı vermişti. Ancak siyah beyazların talebi doğrultusunda hafta başında ikinci bir görüşme olabilir. Öte yandan siyah beyazlar transferde yerli isimlere de öncelik veriyor. Gündeme gelen bir isim ise Salih Özcan. 22 yaşındaki genç yetenek Köln forması altında sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya U21 takımında kaptan olarak görev yapan Salih'le temasa geçen Kartal'ın devre arasında bu transferi bitirmesi bekleniyor. Orta sahada hem ofansif hem de defansif olarak görev yapan Salih, Dorukhan'ın yerine de düşünülebilir. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği oyuncuların dışında yolların ayrılacağı futbolcular da netleşmek üzere. Siyah beyazlı takımda sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratan ve çoğu maçta kadroya dahi alınmayan Lajic'in ayrılması bekleniyor. Sırp futbolcu İtalya'dan sürpriz talipler çıktı. İsteksiz tavırları nedeniyle Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Lajic için flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya basında yer alan habere göre Lajic için Fiorentina'nın devreye girdiği iddia edildi. Haberde İtalyan ekibinin Lajic'e talip olduğu yazıldı. Lajic'in Ribery ile iyi anlaşacağı için bu nedenle takımın skor bulmadaki zorlanmanın ortadan kalkacağı vurgusu yapıldı. Ayrıca Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Lens kariyerine Arap Yarımadası'nda devam etmeye hazırlanıyor. Özellikle NTV'de çıkan habere göre siyah beyaz yönetimin takım bulmasını istediği 33 yaşındaki oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Sezon başında Lens'i isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahin Hollandalı oyuncuya ilgisini sürdürüyor. Al Ahin dışında Katar Ligi'nden de teklif alan Lens kararını kısa süre içinde verecek ve tercihini yapacak. Beşiktaş yıllık ücret yükünden kurtulmak istediği oyuncudan bonservis talebinde bulunmayacak. Beşiktaş'ın 5.589.000 euro maliyetiyle kadrosuna kattığı Lens bu sezon 1.950.000 euroluk ücret alıyor. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın gündemindeki isimleri değerlendirdik. Ayrıca Sergen Yalçın yönetimden stoper takviyesi istedi. Sergen Yalçın sol ayaklı, geriden topu iyi oyuna sokabilen, yüksek toplarda etkili, kesici özelliği olan bir ismi kesinlikle kadroda görmek istiyor. Genç teknik adamın yönetime doğrudan bir isim söylemek yerine istediği tarzda bir oyuncunun özelliklerini söylemeyi tercih ettiği iddia edildi. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Siyah beyazlarda gündemin en önemli maddesi Mandzukic transferi. Mandzukic transferi gerçekleşirse Beşiktaş alternatif aramayacak. Ancak Mandzukic transferinde son bir pürüz çıkarsa
Beşiktaş alternatif forvetlere yönelmiş olacak. Ayrıca siyah beyazlarda bir de stoper takviyesi gelebilir. Diğer yandan bir kanat forvet veya bir orta sahada transfer edilebilir. Şu an için gelişmeler bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.